Merhaba arkadaşlar. Bugün 6 Nisan 2019. Cumartesi günü saat 23.03. İstanbul'da 00.03. Borsada işlem yaparken her zaman bir stratejiniz olması gerektiğini söylüyordum. Şimdi size basit bir strateji göstereceğim. Her öğrendiğiniz stratejiyi de kendiniz test edin. Ve doğru mu, iyi çalışıyor mu görün, ondan sonra uygulayın. Borsada hiçbir zaman bir strateji olmadan, yani bir almak için ne yapmanız gerektiğini söyleyen, satmak için ne yapmanız gerektiğini söyleyen herhangi bir model olmadan hiçbir zaman işlem yapmayın ve bu modelleri test edin. Fabian zamanlama modelini göstereceğim örnek olması açısından. Fabian zamanlama modeli Dow Jones Utility ve Transportation ve S&P endekslerinin üçünü kullanarak borsanın aşağı gidip gitmediğini görmenize yardımcı olur. Bu endekslerin üçü de 36 haftalık ortalamalarının üstünde ise o zaman S&P endeksini bir sonraki gün açılışta al. Stratejin almak için gerekli koşulu bu. Satmak için gerek olan koşul, eğer 2 ya da daha fazla endeks 38 haftalık ortalamaların altında ise o zaman burada aldığımız endeksi satıyoruz. Şimdi bunu örneklerle görelim. İlk başta S&P endeksini görüyoruz burada. S&P endeksi, burası 39 haftalık ortalama, haftalık grafikteyiz. Aşağıda da bu ortalamaların şu bölgenin anlamı, bu bölgenin anlamı ortalamanın aşağıda mı yukarıda mı olduğunu göstermek. Örneğin şurada S&P endeksinin fiyatını görmekteyiz. Bu ortalama ile fiyat arasındaki farkı şu grafik göstermekte. Bu sıfır çizgisi, eğer sıfırın altındaysa fiyat ortalamanın altında demek. Eğer sıfırın üstündeyse şuradaki gibi fiyat ortalamanın üstünde demek. Şu bölgede örneğin öyle bir şey var. Şurada. Evet, eğer fiyat ortalamanın altında ise aşağıda oluyor grafik. Stratejimiz ne söylüyor? 36 haftalık ortalamanın üstünde ise 3 endeks aynı anda, o zaman al diyor. Eğer 2'den ya da daha 2 ya da 3 endeks ortalamanın altındaysa, 38 haftalık ortalamanın altında, o zaman S&P'yi sat diyor elinde ise. Bunu kullanarak 2008 krizini tahmin edip edemeyeceğimizi ilk başta test edelim. Bunun gibi örneğin 10 yıllık verileri kullanarak siz de kendiniz ya da 20 yıllık verileri kendiniz bir test yapabilirsiniz. S&P endeksi ilk başta göstereyim size. Bu Dow Jones Utility Endeksi. Bu da Dow Jones Transportation Endeksi. Borsaların aşağı gideceğini söyleyebilmek için 2 ya da daha fazlasının aşağıda olması gerekiyor, ortalamanın altında. Örneğin S&P 500 Endeksi 2008'de şu bölgede, yani 2008'in hatta Aralık ayında da diyebiliriz, şu bölgede ortalamanın altına inmiş. Burada da görüyoruz onu. Bakalım diğerleri ne durumda? Bir endeks ortalamanın altında. Bu ikinci endeksimiz. İkinci endeksimiz de 2008'de ortalamanın altına inmiş. Üçüncüye bakalım. Üçüncü endeksimiz daha da önce ortalamanın altına inmiş. Transportation daha da önce ortalamanın altına inmiş. Yani 2008'de
Ocak ayında borsaların aşağı gitme ihtimalinin olduğunu görmüş oluyoruz bu stratejiye göre. Bundan sonra zaten borsa şu bölgede büyük bir değer kaybı yaşıyor. Peki tekrar borsaların yukarı gideceğini nereden görmüş oluyoruz? Burada Haziran ayı C ile gösterilmiş. 2009'un Haziran ayı. İlk endeksimizden başlayalım tekrar. S&P'den birinci endeks. 2009'un şu civarlarda Mayıs ayından sonra, Haziran ayı diyelim. Haziran ayından sonra ortalamanın üstüne çıkmış. Şuradan sonra ortalamanın üstünde olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde ikinci endeks Dow Jones Utilities 2009'un Haziran ayında ortalamanın altının üstüne çıkmış pardon. Ve üçüncü endeks de aynı şey, koşulu sağlıyorsa borsa yukarı doğru dönmüş demektir. Üçüncü endeks de aynı koşulu sağlamakta. Yani borsa yukarı doğru bundan sonra çıkmış. İkinci düşüşü nerede yaşamış? İkinci düşüşü bu modeli kullanarak görebilmiş miyiz? Onu tahmin edelim. İkinci düşüşü 2011'in Haziran Temmuz ayları gibi diyelim. Geri gidiyoruz. Burada küçük bir düşüş olmuş. 2011'in Haziran Temmuz aylarında. Evet, iki endeks düşüş yaşamış. 2011'in Haziran Temmuz ayında. Yani gene bu modeli kullanarak bu düşüşü de tahmin etmiş oluyoruz. Tekrar peki borsalar düzeldikten sonra bu çıkışı nasıl görmüş olacağız ona bakalım. 2012'de S&P birinci endeksimiz. 2012'de şurada fiyat ortalamanın üstüne çıkmış. Burada da görüyoruz onu. 2012 Ocak ayı diyelim. Dow Jones Utilities zaten fiyat onun üstündeymiş 2012 Ocak ayında. Dow Jones Transportation yani 3. endeksimiz de 2012 Ocak ayında yukarı çıkmış. Bu modele göre hepsi yukarıdaysa S&P endeksini alıyor. Gördüğünüz gibi bundan sonra yukarı doğru çıkmış. Çok büyük bir çıkış göstermiş. Peki en son durumda, güncel durumda, tabi bunları diğer buralar için de yapabilirsiniz. Güncel durum nasıl onu göstereyim. Burada tekrar görmek mümkün. Şöyle aşağıya inerseniz, örneğin burada bütün endekslerin aşağı indiğini görüyorsunuz. Aynı şekilde diğerlerini de yapabilirsiniz. Burada biraz küçük görünüyor. Şimdi son duruma bakalım. 2018'den sonraki duruma. 2018'de utility endeksi ortalamanın altına gelmiş burada. Diğer endeksler fakat normal görünmekte. Yani bu düşüş S&P için herhangi bir şey ifade etmemiş. S&P yukarı çıkmış. Daha sonra S&P nerede düşmüş diye S&P 2019 Ekim ayında düşmüş. Pardon, 2018 Ekim ayında ortalamanın altına düşmüş. Aynı şekilde 2018 Ekim-Kasım aralığında Dow Jones Transportation ortalamanın altına düşmüş. Yani 2018 Ekim-Kasım'da iki borsada düştüğü için S&P'nin düşeceğini tahmin edebiliriz. Örneğin tam olarak görmek isterseniz şurayla Oktober yani şurası gene Oktober biraz gecikme şurada olduğunu düşünün. Bir çubuk sonrası. Ya aynı yer aslında gecikmeli değil. Oktober'in yanındaki bir çubuk. Şundan sonra borsanın şu bölümde düştüğünü görüyorsunuz. Peki
Nereden sonra çıktığını tahmin edebiliyoruz bu modele göre. Tüm endeksler yukarı çıkınca. Burada S&P yukarı çıkmış. Şubat ayında başlangıcında. Utilities Şubat ayının başlangıcında yukarı çıkmış. Ondan bir hafta sonra da Transportation yukarı çıkmış. Yani şu bölgeden sonra şu çıkışı da bu modelle tahmin etmiş oluyoruz. En sonki durum Nisan ayı örneğin şurada. Bütün endeksler yukarı. Buna göre Nisan ayı daha tamamlanmadı tabii. Buna göre S&P'nin daha yukarı çıkmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bugünlük de bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.